Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Siyah beyazlar bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın ısrarla istediği isim ve detayları. Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Gezal ve Rozier'in bonservislerini almak adına görüşmelere devam ettiren siyah beyazlar diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan gibi isimlerle de temas halinde. Kartal yeni sezon için kadrosuna stoper takviyesi yapacak. Sergen Yalçın bu mevki için özellikle Alanyaspor forması giyen Steven Colker'ı istiyor. Deneyimli teknik adam kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi. Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah beyazlar oyuncu ile yıllık 1 milyon euronun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş lig biter bitmez Steven Colker ile pazarlık masasına oturacak. Diğer yandan Trabzonspor'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi Beşiktaş olabilir. Beşiktaş teknik direktörü Yalçın devre arası transfer döneminde Abdülkadir Parmak'ı çok istediği ancak Trabzonspor yönetiminin oyuncuyu Galatasaray'a vermeye çalıştığı iddia edilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Parmak sezonun ikinci yarısında da kadroya giremedi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü sözleşme imzalamayan Dorukhan'ın yerine Beşiktaş yönetiminin ve Sergen Hoca'nın boşluğu Abdülkadir Parmak ile doldurmak istediği ve bu transferde ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Abdülkadir Parmak'ın Trabzonspor'la kontratı 2023 yılına kadar devam ediyor. Trabzon kökenli Başkan Çebi'nin sezon sonu ilişkileri sayesinde bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir bu sezon 23 maçta ilk 11'de oynadı. 3 kez sonradan oyuna girdi. Takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı. Trabzonspor formasını toplam 98 kez giyen oyuncunun bordo mavili formayla 9 gol ve 6 asisti bulunuyor. Öte yandan yine Sergen Yalçın'ın istediği isimlerden biri olan ve Simi olarak bilinen Simeone Vanko için görüşmeler başladı. Özellikle Emre Koca'dan Sergen Yalçın'ın verdiği liste üzerinden anlaşmaya en yakın olduğu isimse Serie A takımlarından Crotone'de bu sezon harikalar yaratan Simi olarak bilinen Simeone Vanko olduğu iddia edildi. 33 maçta 19 gol ve 2 asistle harika bir sezon geçiren Nijeryalı oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Koca'dan prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor. Simi'nin formasını giydiği Crotone teknik direktörü Serse Kosmi de Nijeryalı oyuncunun gelecek sezon kendileriyle olmayacağını açıklamıştı. Simi'yi Serie A takımlarından Genoa'da istiyor ancak 29 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için Beşiktaş'ı tercih edeceği iddialar arasında. Beşiktaş gündemine gelen isimleri sizlere aktardık. Sezon sonunda Alanyaspor ile kontratı bitecek olan yıldız futbolcunun adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile konuşup anlaştığı iddia edilen Salih'in önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyeceği iddia edilmişti. Ancak sarı kırmızılara yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre ise Galatasaray'a daha yakın. Alanyaspor Salih Uçan'a yeni sözleşme teklifi yaptı ama oyuncu kabul etmedi. Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı oyuncuyu takımda görmek istiyor ancak Galatasaray transferde bir adım önde. Fatih Terim ile birlikte çalışmak isteyen Salih'in Beşiktaş'ın teklifini reddettiği ve sezon sonu için Galatasaray ile anlaştığı da öne sürüldü. Evet arkadaşlar, görünen o ki Salih Uçan bu yaz transfer döneminde öne çıkacak isimlerden birisi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Salih Uçan için ilerleyen zamanlarda daha ne iddialar ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz. Ancak Salih'in Trabzonspor'a gitme ihtimalini düşük olduğunu varsayarsak Beşiktaş ve Galatasaray arasında bir transfer savaşı olabilir. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.